Ooo çok kritik. Çünkü araya girip kesmek istiyorum. Yarın seyahate gideceğim. Milano'ya gidiyorsunuz yani. Evet. Seyahat. Milano. Şu elmacık kemikleri aynı ya. Allah, elmacık kemikleri çok benziyor. Sinan abi Milano'da ne yapacaksınız? Milano'da. Olcan'a gidiyorum. Görmedim ya. 1,5 aydır görmüyorum. Olcan'a ziyaret edeceğim. Evet. Dominik'ten geçti. Milano'ya geçti Olcan'da. Yoruldu. Çok yoruldu. Çok yoruldu. Mutlu akşamlar. Gidiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz öpüşme pastından sonra. Bak Erdem. Bırak onların geleneksel öpüşmesi. Bizim geleneksel olmayan. Ama ben kendisini tebrik ediyorum. Bir gösterin bizi. Tebrik ediyorum. Ne yaptın? Ne ettin? 2003 ruhunu canlandırdın. Hakemleri kucağına aldın. Gençler Birliği Beşiktaş maçını Fırat Aydınus'un bugün kafasının şurasında bir böyle Sinan Engin lobu vardı. Rasim, Sinan Engin lobu. Sinan Engin lobu. Kardeşim ben gördüm. Benim gördüm. Ankara takımımın hakkı yendi Gençler Birliği'nin İlhan Cavcav efsanesi. Beşiktaş maçı mı kazandı oğlum sen böyle diyorsun? Olsun kaybetmesi gerekiyor. Hayır ya Beşiktaş tamam, sanki maçı kazandı. Tebrik ediyorum Sinan Engin'i hakemleriyle. Sevgili seyirciler başladım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Parantez açacağım. Beşiktaş maçının başında daha maç başlamamıştı. Rasim hoş geldin. Deminden beri benim konuşturmuyorsun. Ama yeni başladın daha kimse konuşmadı kardeşim. Çok şıksın. Evet. Sen çok yakışıklı görünüyorsun. Bir müsaade et istersen. Hocamın yeni imajını konuşman lazım. Tamam onu konuşacağım. Ahmet zaten ben 2015-2016 sezonunda şu anda Ahmet Hocam'ın yeni imajını konuşacağım. Bir müsaade edersen ne diyeceğimi unuttum. Açılış yaptık. Tebrik ederim Sinan abi. Sinan Engin, 5 dedin resmen 5 oldu. Bu adam Sinan Engin, futbol profesörü. Sinan Engin 5 atar demişti. Sinan abiye sordum kaç olur dedim. Hatta Periskop canlı yayınında. Periskop'a bakabilirsiniz orada da kayıtlı. Kaç biter dedim. 5 olur Erto dedi. Ayağın alışsın 4 olur dedi. 5 olur dedi. Ve 5-2 kazandı Beşiktaş. Sevgili seyirciler gerçekten müthiş bir sezon yaşayacak. Bizim beni sevmeyen bir oyuncu grubu var hücumcu olarak. Onun için ne yapması lazım? Beşiktaş'ın her zaman çok gol atması lazım. Ben buradan biraz belki çok erken olacak şampiyonlukla ilgili birazdan tabii ileriye dönük hep söyleyeceğim. Ben hep benim favorim her zaman şampiyon her zaman Beşiktaş'ta ayrı bir şey ama ben bugün Beşiktaş'ın çok iddialı belki olacak ama şampi mi diyorsun? 100 gol barajına geleceğini düşünüyorum. Bak. 103 gol vardı Fenerbahçe. 103 gol. Ne oluyorsun? 100 gol. 100 gol barajına. Bakın bugün programımızın ilk günü. 16 Ağustos. Evet, evet, 16 Ağustos. Saat tam 24. Evet. Bak arkadaş. Ben 100 gol barajına. Ha. Katılıyorum. 60 yer bilemem. Bak 60 yer bilemem. Olabilir muhtemeldir. 100 gol barajı. Ama 100 gol barajına yaklaşacak diyorum. Bak ben de şöyle bir şey. En az 3 gol atar. Sıkıştırırsa yakalarsa. Bak sıkıştırırsa, yakalarsa, denk getirirse evet. Çift haneli rakamlar olabilir. Bazı maçlarda içeride. Abartma ya. Bu Adana spor maçı vardı. Kendine gel lan. Ya kendine gel lan bir bitireyim. Ya o 10 gol Rasim, diyorsun bak, bütün ya. Yaz boyunca, bütün yaz boyunca herkes seni şikayet edecek. Abi der ki ya, ya Rasim bir sussun bir konuşuruz. Ya bitireyim yani ben susuyorum. Oha deme Allah aşkına. 15 saniye bekle. Arkadaşlar. Oha deme ya. 15 saniye bekle. Önümüzde daha 33 hafta var Rasim. Biraz sabret. Daha bugün Beşiktaş var. Konuşayım 15 saniye vereceğim 11 gol atar sonra. Yani 20 sene sonra. 20 sene. Yani 20 senesi pırıl pırıl bir hayat geçirecek. Ama film çevirdi dönemlerde. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Bir hayat geçirmiş. Koyu lacivert mi diyeyim? Nasıl görünüyor? Koyu lacivert bir ceket, kırmızı kravat. Mavi mavi. Burada ne? Şiş mi geçiriyorsun burada? Nedir bu? Yok ya şiş ya. Ama ses kısık bugün. Bak Görkem diyor ki. Görkem kim? Ha bizim mavi iş. Çakır Görkem ha. Üstüne oynuyorlar diyor Sinan abi. Görkem. Rasim, Abdülkerim Hoca ve Ahmet Hoca üstüme oynuyorlar. İşine gider. Görkemciğim gollerde biraz bağırdım. Biraz mı? Evet Sinan abi golde bağırdı. Biraz mı bizim golünde? Biraz Sinan Engin aynı Marlon Brando'yu olmuş. Getirin bir kedi. Eline verin. Vardı ya Godfather'da. Kedi mi? Yalnız bir dakika. Bu akşam. Evet sevgili seyirciler. Ahmet Çakar'a dönmek istiyorum. Maçın hakemi Bülent Yıldırım'dı. Özellikle son 7 dakika. 10 dakika uzamalıydı. Ben itiraz ediyorum. 10 dakika. Ben de. 17. Ben de 17 diyorum. Az uzadı. 17 dakika uzadı. Az. Siz Ahmet Çakar mısınız? Tebrik ediyorum Sinan Engin. Senin göbek adın Ahmet Çakar mı?
Hocam veya sizin Abdülkerim hocam. Ahmet Çakar'la bir akrabanız var. 7. dakika. Yok be. Abi öyle döndü burası. Beyler korkunç ama korkunç bir isim. Merhaba diyeyim. Aa bir dakika. Bir merhaba diyeyim. Ne bir dakikası? Bir önce dakika. Yılmaz Vural'dan özür dile. Ne? Yılmaz Vural'dan özür dileyim. Bir kere burada bu kadar konuşuyor. Yılmaz Vural'dan özür dile. Evet Yılmaz Vural'dan özür dile. Karabüyü bu noktaya getirdik Yılmaz Hoca. Karabüyü ne ya? Karabüyü. Hocam toparlamaya çalışıyor evet, adam. %75 küme düştü. Küme düşen Yılmaz Vural'ın bugün sıkıntı hakkı yenmiştir. Esas oynayan Karabük'tür. Nerede hakkı yendi Beşiktaş ya? Bugün iyi oynadı mı? Saçmalama abi. İyi yapma. Hakem. O bakın, zaman bazı şeyleri itiraf ederim ben. Beşiktaş Rasim bir dakika. Maçın arasında ne konuştuk Ertem Şener? Rasim. Dürüst ol. Rasim. Ne konuştuk? Ya Rasim. Bir dur be Rasim. Beşiktaş bugün... Kötü oynamıştır, kazanmıştır ama kesinlikle hakemin bir katkısı olmamıştır. Şimdi bak sen eğer benim vicdani olarak benim yorumlarıma inanıyorsan bugün hakemin bir dahil olmadı. Ben sana söyleyeyim. Peki Yılmaz Vural'a yazık olmadı mı? Ya bir dakika ya. Bir dakika abi. Niye Yılmaz Vural düşmanlığı yapılıyor burada? Kimse düşmanlık yapmıyor oğlum. Ertem bana Beşiktaş'ın artık söylemek zorundayım. Dürüst ol. Ne söyleyeceksin? 45 dakika maç arasında, 15 dakikada seninle konuşurken Beşiktaş'ın bu oyunundan utanıyorum dedim mi demedim? Ya Rasim, deli misin sen? Dedim mi demedim mi? Bak lütfen kusura bakma yapmam bunu ya. Ama Yılmaz Vural için yapmak zorundayım. Yılmaz Vural'la ne alakası var konunun ya? Beşiktaş'ın kötü oynamasının Yılmaz Vural'la ne alakası var? Bu neler Yılmaz Vural'la ne alakası var? Yılmaz Vural için yapmak zorunda. Aman seni kahretmesin. Beyler şu anda. Evet. Çok kötü bir futbol oynuyor dedim. Şurasını göster. Sen de bana dedin ki. Dedim söyle. Beşiktaş Bayern Münih ile mi oynuyor? Karabük'le mi oynuyor? Bayern Münih ile mi oynuyor? Dedim. Ya kardeşim Beşiktaş oynamadı. Bu skor hak ettiği bir skor ya hakem değil. Oyunu bu skor karşılığı. Hak ettiği bir skor değil. Yılmaz Vural'a haksızlık edildi. Kim yaptı haksızlık? Kim haksızlık? Kim haksızlık etti diyoruz? Bilmiyorum diyor. Kozmik anlamda haksızlık edildi. Kozmik. Hani evren haksızlık etti. Ya var ya, hocam. Evrenden Yılmaz Vural'a haksızlık edildi diyor. Evren haksızlık etti. Evren. Bir dakika. Sivas maçında 50 topu çaldı. Elden gol attı. 50 topu çaldı diyen baba. Hocam arada sırada olur onlar. Bir dakika Sinan abicim. Gelsene bana. Çabuk söyle hadi. Rasim yalvarıyorum ne olur sakin. Ya Dembaba'yı burada başımızda neredeyse Hoca Efendi gibi koydunuz ya. Hoca bak be. Bir gelsin. Dembaba. Yok camide. Rasim bir dakika cevap vermem lazım. Yılmaz Vural geliyor. Yılmaz Vural şu anda. Yılmaz Vural. Ya dur be Rasim. Abi tam soytarı işi oldu yapmayın ya. Ben sana reklam arasında bir şey verdim. Sana reklam arasında bir şey verdim almadın Sinan abi. Ya ne alayım abicim ya ne alayım ya yeter ya bir şey söyleyeceğim sana. Ne olacak ya? Hocanın söylediği bir şeye takıldım ben. Evet. Dembaba eliyle aldı. Evet. Ortalayalım, çarpalım, toplayalım, bölelim, çıkaralım. Tamam. Hangi takımın aleyhine, hangi takım aleyhine daha fazla şey yapılmış? Galatasaray Fener maçında kaça çıkan topta gol yedik. Kaça çıkan topta gol yedik. Ya bir bitireyim ya. Bak tamam, sevgili Rütük tamam. Ağzından küfür falan çıkarsa vallahi ceza vermem ya. Sevgili Rütük. Sevgili Rütük. Yazın bunu sevgili Allah aşkına. Evet. Naci kusura bakma ya. Naci beklesin seni. Hayır Naci kusura bakmasın. Naci kusura bakma. Babası Raşma oğlun dedi. O gelemedi. Naci kusura bakmasın soy ismi mi? Naci kusura bakmasın. Naci kusura bakmasın. Artık programda benlerle mesaj gönderiyor. Tıraş mı oldun dedi baba diyor. Evet. Tıraş mı oldun? Naci kusura bakma başka yerde oldum. Ben Naci uğrayamadım. Yılmaz Vural'ı tıraş oldu. Oğlum dur bir. Ya ne Yılmaz Vural'ı Allah aşkına dur ya. Yılmaz Vural'ı mı tıraş oldun diyor hocam? Evet. Bir dur. Evet dur ben konuşmuyorum sen bana bulacaksın. İçeri kontrolü kaybettin. Bir şey söylüyorum. Resetliyim bir şey. Ben de bir konuşmadım. Sen abi müsaade et. Yılmaz Vural geldi. Sevgili Rütük. Yılmaz Vural geldi. Sevgili Rütük. Sevgili Rütük.
Bak ağzımdan kötü bir şey çıkarsa ben iyi insanımdır. Ben biliyorsun yani naif bir insanım. Rütük. Ağzımdan bak Rütük hakikaten rica ediyorum. Rütük abiler. Ablalar da var. Rütük abiler çok değerli abiler. Ağzımdan kötü bir şey çıkarsa Rütük vallahi abilerim. Vermeyin ya. Abi konuşturmuyor görüyorsun anlayın durumu. Sivil ağlarında paralar topladı. Akhisar köftecileri. Çok da iyidir ha. Bizim ben ya hocam diyorsun. Var ya. Köfte hocam çok iyi. Sen bir dakika köftenin üstüsü oluyor. Üstüsü oluyor. Aki bir dakika sen köfte Akhisar köftesi sevmiyor musun? Şey, seni tebrik ediyorum. Aa resmen köftecilere gider yapıyor sinir renginde. Ya güzel köfte. Köfte mi? Ya Akhisar köftesi. Hayatında Akhisar köftesi. Ya köfte yemedim diyor köftecilere gider yapıyor diyor. Evet küfür ediyorum köftecilere. Yemedim Akhisar köftesi. Ay, Akçabat köftesi yerim ben. O senin Etiler'deki arkadaşının mekanında. Bana geçen bir mesaj geldi. Yanımda siyah rengim var. Bir kuzuyu götürüyor. Vallahi billahi bak burada duruyor. Hakikaten mi? Vallahi billahi. Nasıl kuzu? Nasıl kuzu? Bir hoca var ya bak göstereyim. Yemek hocam yemek yemek. İzni almadım. Şimdi oranın reklamını yapmayayım. Arada o söylüyor zaten. Kuzu. Etilerde. Ben et yemem bir kere. Bir kuzu götürüyor. Nasıl sen et yiyorsun? Ben de gut hastalığı. Başka bir şey yemiyorsun. Benim de gut hastalığı var ben et yemem. Yalan söylemiş. Sen de bir gutçusun. Ben de gutçuyum. Bilmiyor musun hocam? Ben de öyle patlıyor baş parmak. Hocam ben hastalık mı? Zengin hastalığı. Halk. Zengin hastalığı. Zenginiz ya. Havyar'a kadar. Tabii. Havyar yemekle zillik. Havyar yiyen de yediren de şerefsiz. Yapma be abisin. Rasim deli misin? Havyar nedir? Tıbbi Rasim bir dakika. Bir dakika hocam. Havyar yemekle zilliktir. Balığa lafım yok. Hocam bir dakika. Ete sütle ben lafım yok. Hocam bir dakika. Sen daha büyümemiş çocuğu yiyorsun. Koç yumurtası yemek şerefsizlik. Ya hocam yumurtası yiyemezsin. Hocam ne dediniz? Çocuk onlar ya. Ya hocam. Havya, hayır havya çocuk burada çocuk değil de. Havyar doğar doğar. Ya işte havyar öyle var yiyince gibi. Rasimciğim. Hocam. Hocam normal bir dille anlatın ya. Bu yer. Yumurta yiyor musun? Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Yumurta ne? Ay, bu programın bir moderatörü var. Bir dakika rica edeceğim. Buyur canım. Sinan abiciğim. Hocam bak. Buyur canım. Rengler havyar lobisinin adamı. Havyar lobisi. Artık koç yumurtası. Koç yumurtası. Boğaza bakarak. Bakın ben koç yumurtası iyi bir şey değildir. Aa, peruk takanlardan özür dilesin. Kesinlikle özür dilesin. Erol Evgin'den özür dile. Erol Evgin. Erol Evgin. Erol Evgin. Hadi bir yıldız ayağını yamazen. Erol Evgin şarkısını istiyorum arkadaşlar. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey istiyorum. Beyler. İşte Erol Evgin. 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 Yılların sayar ya insan. Çok var oğlum öyle. İşte sayar ya insan. Ben diyorum ki ya Sayın Başkan. Her şeyi bozuyorsun biliyor musun? Ne oldu bütün diyorum. Dengeyi bozuyorsun. Bak bu programı bırakacağım biliyor musun? Ben de gideyim. Sakin ol şansım bırakacağım. Sakin ol. Gör demiyorum. Allah Kur'an çarpsın diyorum. Ben de bırakırım sen bana. Ya konuşamıyoruz ben insan ben gibi be kardeşim. Millet bize kafa yapıyor yani yolda ya. Yapma sen oğlum ya bak sinirlendirme sen. Kafa yapıyor millet ya. Konuşamıyorsunuz anlaşılmıyor bir şey diyor ya. Sen mi konuşuyorsun ben mi şimdi? Sinan'da sıra. Hocam sen biliyorsun ben gırgırcıyım. Tamam gırgır yaptın kabul ediyorum. Tabii canım bir sürü gırgırlarımız var. Bunları ben yazarım. Onlar önemli değil. Gırgır değil. Ama işin geldiği zaman. Mühürizmi değil mi? Ya Rasim kesme. Abi senin var ya. Sinan hocam. Hocam. Tamam. Sinan kardeşim abi. Burası hokkabaz yeri mi? Yok. İstek mi burası? Çok güzel giyindik. He? Çok şahane güzel siyah beyaz. Ağzım bozacağım. Sinan Engin Instagram. Aa, Instagram hesabı Sinan Engin. Sinan Engin Instagram hesabı Sinan Engin. Sinan Engin vakit gözlerim büyüyor. Onu hissettim. Ağzımı bozacağım. Şimdi bir sus. Sinan abi ağzını bozmasın. Sinan Engin Instagram hesabı. Kafa yapmayın abi koca koca insanlar bizde. Sevgili seyirciler. İnsanlar televizyonun karşısında anlamıyor bir şey arkadaş. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Rica ederim.